Herkese iyi pazarlar. Covid-19 pandemisinin çok kontrol dışı seyrettiği bu günlerde e, gündemin temel konularından bir tanesi de aşılar idi. Gerçekten de geçtiğimiz hafta aşılar çok konuşuldu. 1963 ve 1967 yılları arasında 4 yılda geliştirilen ve en hızlı geliştirilen aşı olarak bilinen kaba kulak aşısından sonra bilim dünyası bu Covid-19 pandemisinde inanılmaz bir performans gösterdi ve daha salgının birinci yılı dolmadan aşılar konusunda gerçekten çok büyük bir yol alındı. Kimi e, bilim insanlarına göre tünelin ucu gözüktü. Artık e, Covid-19 pandemisinin yavaş yavaş bu aşılar sayesinde sonuna geleceğiz. Ama kimi bilim insanları da bu e, önemli gelişmeyi kabul etmekle beraber. Yani önemli ve büyük bir adım atıldığını kabul etmekle beraber hala yapılacak çok iş olduğunu ve aşıların raflarda yer alması için geçecek zamanının hiç de sanıldığı kadar kısa olmayacağını hatta bu sürenin 2021 yılı boyunca devam edeceğini söylüyorlar. Gerçekten de her iki saplamada aslında doğru kabul edilmeli ama bizim gevşemememiz ve bizim önlemleri bütün gücümüzle e, uygulamaya devam etmemiz gerçekten gerekiyor. Çünkü bir yandan da pandemi kontrolden çıkmış durumda hem dünyada hem Türkiye'de. Şimdi gelin geçen hafta neler oldu ve bu aşıların e, özellikleri ne? Hangi aşılar bu yarışı deyim yerindeyse önde götürüyor? Gelin bunlara bir göz atalım. Şu anda güncel verilere bakarsanız toplam 212 aşı çalışması var dünyada ve bunların 48 tanesi insan çalışmalarına başlamak üzere ya da başladı faz 1 çalışmalarına. Sadece 11 aşı faz 3 çalışmasına ulaştı ama bunların kimileri gerçekten de çok ön plana çıktı. Bunlardan bir tanesi Biontech'in aşısı. Amerika Birleşik Devletleri kökenli Pfizer firmasıyla Alman kökenli Biontech firmasının bir aşısı bu. Biontech firmasının kurucuları Doktor Özlem Hanım ve Doktor Uğur Bey Türk asıllı kişiler. Tabii bu bizim için de bir övünç kaynağı olarak ortaya çıkıyor. Biontech'in geliştirdiği bu aşı şu anda açık ara önde gidiyor. Geçtiğimiz hafta bir ara değerlendirme sonucu bildirildi ve bu ara değerlendirmede aşının %90 etkili olduğu rapor edildi. Biontech'in aşısı aslında bir mRNA aşısı. Bu yepyeni bir teknoloji ve daha önce başka hiçbir aşı çalışmasında kullanılmamış bir e, teknoloji. Burada e, virüsün spike proteini, e, yani diken proteini laboratuvar koşullarında dışarı alınıp onun mRNA'sı izole edilip çoğaltılıyor ve kişilere e, aşı olarak naklediliyor ve bu e, proteine karşı antikor oluşması sağlanıyor. Aşının çok büyük avantajları var. Bunlardan bir tanesi seri üretimi yoğun bir şekilde yapılabilecek bir aşı ve üretimi çok maliyetli olmayan bir aşı. Gerçekten de söylenilenlere bakılacak olursa iki doz aşının toplam maliyetinin 40 doları aşmayacağı söyleniyor ki bu gerçekten çok büyük bir e, avantaj. Aslında bu noktada bir e, önemli şeyin de altını çizmek lazım. 2021 yılında aşının toplam 1.3 milyar doz üretilebileceği düşünülürse 650 milyon kişinin dünyada bu aşıyla önümüzdeki yıl aşılanması mümkün gözüküyor. Ama tabi anlaşıldığı üzere bu yeterli bir e, sayı değil aslında. E, aşının bir dezavantajı bir soğuk zincir gerektiriyor olması. yani eksi- 70 derecede nakledilmesi lazım. E, bu nedenle Pfizer firmasının çok büyük buz içeren konteynerlar hazırladığı ve transportun bu şekilde sağlanacağı söyleniyor. Ama kimi bilim insanları bu eksi- 70 derecenin aslında bir önlem olarak bu kadar e, yüksek tutulduğunu e, Aşının daha düşük ısı değerlerinde, stabilitesini koruyabileceğini iddia ediyor ama orijinal çalışmanın eksi 70 derecelik bir soğuk zincir gerektirdiğini de belirtmeliyim. Bir noktanın daha altını çizmekte fayda var. Aşının ara değerlendirmesinde %90 rakamına nasıl ulaşıldı? E, aşı toplam 43.500'ün üzerinde kişiye denendi. Bu kişilerin yarısına aşı yerine plasebo uygulandı sanki aşıymış gibi ama içinde etken madde olmayan bir uygulama yapıldı. Geri kalan yarısına ise orijinal aşı uygulandı ve bu kişilerin Covid-19 e, olma oranlarına bakıldı. E, geçtiğimiz süre içerisinde toplam 94 tane Covid-19'a yakalanmış kişi belirlendi ve bu kişilerin çok büyük bir bölümünün e, içinde aktif madde olmayan plasebo grubuna ait kişiler olduğu gösterildi. Aktif madde uygulananlarda oran çok düşüktü ve bu iki grubun karşılaştırılması sonucunda yani toplam 94 hasta üzerinde yapılan bir değerlendirmede aşının %90 oranında koruyucu olduğu söylendi. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yine ilk aşı denemelerinden bir tanesi Moderna'nın aşısıydı. Moderna da tıpkı Biontech'in aşısı gibi mRNA teknolojisi kullanıyor ve onunla da ilişkili yakın zamanda Kasım hatta belki Aralık ayının ilk günlerinde bir ara değerlendirme raporu çıkacağıyla ilgili söylentiler var. Gerçekten de bu aşının da oldukça iyi gittiği biliniyor. Dolayısıyla iki tane mRNA aşısı şu anda ön planda etkin olarak devam ediyor. Bunun dışında Başka aşılar da var. Mesela Johnson Johnson'ın aşısı da oldukça etkili bir aşı olacak gibi görünüyor. Bu bir adenovirüs aşısı ve bu aşının diğer aşılardan en büyük avantajı tek doz uygulanıyor olması ve transferi için bir soğuk zincir gerektirmiyor olması. Bir de Johnson Johnson'ın fazüt çalışmasına dahil edilen kişi sayısı bu zamana kadar yapılan faz 3 çalışmalarındaki en yüksek rakam. Toplam 60 binin üzerinde kişi bu aşı çalışmasına dahil edildi. Bunun dışında başka aşılar da var. Mesela Sinovac aşısı bu bir inaktif aşı ve aslında bilinen ve eski bir teknoloji. Çin'in geliştirdiği aşı 3 ülkede bu aşı uygulaması başladı. Bu ülkeler Brezilya, Türkiye ve Endonezya. Geçtiğimiz günlerde Brezilya'da bir ölüm bildirildiği için çalışmaya ara verilmişti. Ancak bu ölüm olayının bir intihar olayı olduğu açıklandı ve dolayısıyla aşı çalışması devam ediyor. Ve Türkiye'de de Çin'in bu aşısı devam ediyor. Bir diğer önemli aşı Rusların geliştirdiği aşı. Rusların geliştirdiği bu aşı Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik 5 aşısı. Hatırlarsınız Putin kendi kızına da yaptırmıştı ve büyük bir gürültüyle açıklandı ve kendi ülkesinde onay verildi bu aşıya. Aşının e, fazüç çalışması devam ediyor. Bu zamana kadar toplam 16 bin kişinin dahil edildiği çalışmada 20 Covid-19 vakası tespit edildi ve koruyuculuğun %92 olduğu bildiriliyor. Ancak bunun Pfizer'ın açıklamasından çok kısa bir zaman sonra yapıldığını göz önüne almak lazım. Ee, pozitif vaka sayısının sadece 20 olduğunun da gözden kaçırılmaması lazım. Bu oran gerçekten düşük. Bir de e, Pfizer aşısı Moderna ve Johnson Johnson kadar şeffaf bir sürecin e, sürmediğini de e, kabul etmek lazım. O nedenle Rusya'nın aşısına bir çekince koymakta yine de yarar görüyorum ama bu aşının da umuyorum ki bir rekabet aracı gibi görülmeden insanlığa katkı sağlayacak bir aşı olması sağlanabilir süreç içerisinde. Bunun dışında ülkemizde de geliştirilen aşılar var ama kabul etmek lazım bu aşılar daha henüz faz 1 aşamasına yeni geldi. Dolayısıyla faz 3 aşamasını tamamlamak üzere olan aşılar söz konusu olduğunda bizim oldukça geriden gittiğimizin de hakkını teslim etmek lazım. Gerçekten Türkiye önemli işler yaptı aşı konusunda ama hala bu yarışın oldukça gerisindeyiz. Türkiye'nin Biontech aşısıyla ilgili bir avantajı var. Çünkü Özlem Hanım ve Uğur Bey geliştirdikleri bu aşıda Türkiye'yi önceleyeceklerini ve bir pozitif ayrımcılık yapacaklarını söylediler. Türkiye'ye de bu aşının önümüzdeki bahar aylarında, ilk bahar aylarında ulaşabileceğini öngörüyorum. Ama başta söyledim, yeniden söylüyorum. Aşıda çok önemli gelişmeler var. Ama bu çok önemli gelişmeler bizim gevşememiz için asla ve kesinlikle bir sebep sayılmamalı. Aşıların sadece %20'sinin eczanelerdeki raflara ulaşabildiğini unutmamak lazım. Hala yan etki değerlendirmeleri devam ediyor. Hala klinik devam ediyor. Hala çok detaylı sonuçlara erişebilmiş değiliz. O nedenle tedbiri elden bırakmamak lazım. Maske, mesafe, hijyen. Her birimizin bir birey olarak üzerine düşen görev bu. Bu görevi olabildiğince sıkı ve sağlam bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Hepinize iyi pazarlar dilerim.